Şimdi sigara ile ilgili hocam yayın öncesi de konuştuk. Hocam içenle içmen arasında tedavi aşamasının ne kadar fark olduğunu siz görüyorsunuz. Hani deniliyor ya gelen danışanlarınızdan diye sordum hocama. Az içiyorum, içme dumanı çekmiyorum ki zaten de bırakacağım dediğinde aslında kendimizi kandırıyoruz. Sıkıntı başladığında da doktora gidildiğinde oradaki tedavi süreçlerinin ne kadar uzadığını da kişi kendinde gözlemleyebiliyor değil mi hocam? Evet gayet tabii şimdi biz e, hastalarımıza özellikle e, kalp krizi geçirmiş kalple ilgili bir müdahale geçirmiş hastalarımıza şunu söyleriz sadece sigarayı bırakın demeyiz yanı sıra sigara içilen ortamda bulunmayın pasif içicilik Dolayısıyla değil e, içime çekmiyorum diyen hasta Muhtemelen sigara içilen bir ortamda durmayın dediğimiz hastadan daha farklı değil e, çok daha ağırını alıyor nikotin itibariyle tek bir sigaranın bile e, tek başına tek bir e, hani dal derler ya tek bir dal sigaranın bile kalp krizine sebep olabildiğini örnekleriyle yaşarız tabii. Aman dikkat diyelim Yeşilaycı olarak efendim bütün yayınlarımızda ne kadar önemli kendi sağlığımız açısından sigaradan uzak durmak kendimize en büyük yatırım